Cengiz Semercioğlu. Hafta içi her gün olduğu gibi yine saat 10.30'da karşınızdayım. 12'ye kadar ne yapıyoruz? Gündemdeki konuları gündemdeki konuklarla birlikte bu masada değerlendiriyoruz. Yine bugün birbirinden kıymetli konuklarım olacak ve Perşembe, yarın da tabii ki uzun değil, çok uzun değil ama uzun sayılabilecek bir bayram tatili başlayacak yarın Cuma. Ve önümüzdeki hafta Perşembe Cuma resmi olarak eklenmişti ama tabii ki izin alanlar için 9 günlük bayram tatili de yarın itibariyle başlamış olacak. Biz yarın da yine tabii ki 10.30-12 arasında yine güzel, ilginç gündemdeki konuklarımızla karşınızda olacağız. Bugün de var, bugün kimler var? Raşit Bazıbağlı var. Raşit önemli bir modacı. Yıllardır da hem hazır giyim olarak hem de haute couture olarak çok önemli tasarımlara imza atan bir modacı. Onunla modayı konuşacağız, ünlüleri konuşacağız, kimleri giydiriyor, kimlerle çalışıyor. Biraz moda konuşmak istiyorum. Dolayısıyla takip edin önümüzdeki trendler ne, sonbahar kış ayında, mevsiminde bizi neler bekliyor modada, onları konuşacağız Raşit Bazıbağlı'yla. Ve ondan sonra da stüdyomuzda Şevval Sam olacak. Şevval Sam 20 Ağustos'ta Açık Hava'da konsere hazırlanıyor. Onun provalarıyla uğraşıyor şu sıralar. Sağ olsun zaman ayırdı ve Şevval Sam stüdyomuza geldi. Biliyorsunuz kendisi Yasak Elma'da da oynuyor ve Yasak Elma'nın çekimleri de, 3. sezon çekimleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Yasak Elma'nın setinde neler oluyor, neler yapıyor? Şevval Sam'la güzel hem hayat konuşacağız, hem müzik konuşacağız, hem de dizileri, televizyonu, Yasak Elma'yı konuşacağız. Peki biz bunları konuşacağız ama ünlüler ne konuşuyor? Ünlülerin gündemine de hemen bakalım. Ünlülerin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi Kaz Dağları var. Kaz Dağları biliyorsunuz bu hafta çok konuşuldu. Siyanürle altın arama ve doğayı tahrip etme meselesiyle ilgili TV100 ekranlarında da, özellikle ana haber bülteninde de biliyorsunuz bu meseleyi yakından takipçisi olduk. Günlerdir oradan yaptığımız canlı yayınlar TV100 olarak gerçekten de seyircilerimizin de beğenisini, takdirini kazanmış vaziyette. Peki şimdi bakalım ünlüler ne diyor? Pek çok isim tabii ki Kaz Dağları ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hemen bir görelim bakalım kimin ne dediğine hızlıca bir göz atalım. İşte Cem Yılmaz ünlülerden Kaz Dağları tepkisi. Cem Yılmaz son dönemde ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Sadece ve sadece fotoğraf koyuyor altına. Hiç yorum yapmıyor. Fotoğraf açık. Daha önce de geçtiğimiz haftalarda da Netflix'le ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Orada da yaptığı paylaşım internet televizyonculuğuna getirilecek olan düzenlemelere bir protesto olarak değerlendirilmişti. İşte Cem Yılmaz da bu fotoğrafı koydu. Kaz Dağları'na elinde bir kaz heykelciyle dağlarda, ormanlık bir alanda çektirdiği fotoğrafı koydu Cem Yılmaz. Bu da işte Kaz Dağları'na verdiği destek olarak değerlendirildi. Bir sonrakine bakalım hemen. Kim var sırada? İşte Şahan Gökbakar. Şahan Gökbakar da bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağları'nı kendi çıkarları için kimse elimizden alamaz diye paylaşımda bulundu. O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş, Kaz Dağları bir tane diye paylaşımda bulundu. Bayrağı ağaç yaprağı olan bir ülke Kanada. Biliyorsunuz Kanada menşeli bir şirket araştırıyordu. Çanakkale bir tane. O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar. Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi. Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez paylaşımında bulundu Şahan Gökbakar. Bir sonrakine bakalım. Kim var bir başka ünlü? Sırada evet Kenan Doğulu. O da Kaz Dağları'na dokunma, Kaz Dağları hepimizin etiketiyle paylaştığı fotoğrafında. Dünyamızda nefes almak her gün daha da zorlaşıyor. Tükettiğimiz her kaynakla doğayı kirletiyor. Gezegenin dengesini bozuyor ve hayvanların yaşam alanlarını yok ediyoruz. Tıpkı Çanakkale, Kirazlı'da %98.7'si orman alanında bulunan siyanürlü altın madeninin 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen ve 117 böcek türünü yok edeceği gibi diyerek bu konuyla ilgili bilgi verdi ve paylaşımda bulundu. Kaz Dağları'na dokunma dedi Kenan Doğulu da. Tabii Beren Saat de benzer bir paylaşımda bulunarak Kaz Dağları'nın üstü altından değerlidir diye Kaz Dağları'na dokunma etiketiyle haber oldu. Keşke tabii ki
diğer programlarda falan da işte Beren Saat ile Kenan Doğulu ile ilgili bu haberler yapılsa, ama ne yazık ki garip garip olmayacak iddialarda bulunuyorlar. Sonra özür diliyorlar falan filan. Peki bakalım sırada kim var? Tarkan var. Tabii ki Tarkan biliyorsunuz hem doğa hem çevre konusunda yıllardır savaşan, belki de bu konuda en çok sesi çıkan ünlülerin başında geliyor. Kaz Dağları ile ilgili de paylaşımda bulunmaması beklenemezdi zaten. Hemen bir paylaşımda bulundu. Rant uğruna feda edilen Hasankeyfler, Alyoniler, Karadeniz'in dereleri, ormanları biliyorsunuz kendisi Tarkan, Alyoni ve Hasankeyf içinde yıllarca çalıştı, kampanyalar yaptı, şarkılar yaptı, konserler verdi ve doğa konusunda da sesini çok yükseltti. İşte dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları, kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar, altın için feda edilen güzelim Kaz Dağları, ormanları diye bir paylaşımda bulundu Tarkan. Kaz Dağları hepimizin, Kaz Dağları'na dokunma dedi. Popçular arasında Ebru Yaşar da vardı. Kaz Dağları bizimdir paylaşımında bulundu Ebru da sosyal medyasından. Ve Elif Kaya da vardı. O da tabii onun paylaşımı tartışıldı. Çünkü bir görelim videoyu, onun üzerine konuşalım. Elif'i. Kaz Dağları altından daha değerlidir. Kaz Dağları altından daha değerlidir. Evet, Elif Kaya da bu videoyu paylaştı. Tabii önce üstünün çıplak olduğu, üstünün açık olduğu bir video olunca sen kendinin mi reklamını yapıyorsun, Kaz Dağları'nın protesto ediyorsun diye eleştirilere neden oldu Elif Kaya da. Görelim videoyu arkadaşlar yan tarafta yine. Ve onun üzerine de bakın dedi, ben eğer böyle bir video çekmiş olsaydım, giyinik bir video çekmiş olsaydım bu meseleyi bu kadar tartışmayacaktınız, konuşmayacaktınız dedi. Evet, o da kendince bir protesto yapmış oldu tabii, ama sen kendi reklamını mı yapıyorsun yoksa Kaz Dağları'nı protesto ediyorsun diye de eleştirilerden kurtulamadı. Neyse, yine de bu meseleyle ilgili bir dikkat çekmiş oldu, bir farkındalık yaratmış oldu. Bu konuda bir çaba göstermiş oldu Elif Kaya. Bunları birazdan da konuşacağız tabii ki gelen sanatçılarımızla da ve konuklarımızla da. Peki kimler vardı bugün? Dediğim gibi Raşit Bazıbağlı vardı, Modacı ve Şevval Sam vardı. Bir görelim bakalım neler söyleyecekler. Evet, sabah sohbeti başlıyor biraz önce. Ünlülerin Kaz Dağları ile ilgili paylaşımlarını aktarmıştık. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konudaki açıklamasını da aktaralım hemen tabii. Takipçisi olun dedi. Bu iş niye bizim üzerimize kaldı anlamadım. Zaten kazı yapılan yerde Kaz Dağları değil, takipçisi olun. Eğer yanlış işler yapılıyorsa da hesabını görün. Biz o şirketlerin avukatı değiliz diye de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Raşit Bazıbağlı stüdyomuzda. Hoş geldin Raşit. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsın? İyiyim, çok çok teşekkür ederim. Mersi. Yoğun çalışıyoruz yaz. Yaz. Yazın modacıların işleri düşüyor mu, artıyor mu? Düğün sezonu olduğu için tabii ki artıyor ama evet, artıyor. Onun dışında davetler mavetler etkili oluyor mu böyle? Tabii ki fazlasıyla, özellikle mezuniyetler, düğünler, işte düğün sahipleri hepsi beraber geliyor zaten. Bir de ben son 3 senedir profesyonel anlamda koleksiyon hazırlıyorum. Gelinlik koleksiyonları hazırlıyorum. O yüzden fazlasıyla gelinlik yoğunluğum da oluyor benim. Siz aileden modacısınız değil mi? Evet, evet. Şimdi Raşit Bazıbağlı var, Derviş var. Derviş bir Bazıbağlı. Derviş dedem baba. Dedem Raşit Bazıbağlı var. Kim? Dedem de Raşit Bazıbağlı. Deden Raşit Bazıbağlı var. Aynen, bir de kim dedin? Aynen. Abin kim var Bazıbağlı başka? Derviş Bazıbağlı var. Kardeşim Önay Bazıbağlı var. Önay da var, tamam. Yani şöyle bir şey, aslında benim ailem kumaşçı. Biz yaklaşık 65 senelik bir kumaş firmasıyız. Aileye modayı sokan ve de yani moda işine girmemiz benimle başladı esasında 2007 yılında. Ondan önce sadece kumaş satan, yani lüks anlamda ithal kumaşlar satan bir markaydık. Sonrasında da işte ben işte modaya girince bir moda markası olarak evrildi marka. Aile aslında senle modaya girdi değil mi? Aynen öyle. Hem hızlı moda markası olarak. Aynen öyle. Hazır giyim markası olarak, aynen. Hem de
Haute Couture markası, gelinlik markası olarak girdi. Sen de önce peki dede aslında değil mi kumaş? Dedem kumaşçı, aynen. Biz aslen Kıbrıslıyız. Ta 1957 yılında Kıbrıs'a başlayan bir serüven. Bugün de İstanbul'dayız. Hatta bu akşam Bakü'ye gidiyorum. Orada mağaza açıyoruz şimdi. Öyle mi? Böyle çok güzel. Başka Bakü, ilk başka yurt dışında var mı? Bir de Kıbrıs'ta var mağazamız. Kıbrıs'ta. Bakü'de var. Bakü. Bundan sonra bakalım artık. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çünkü ben bu konuda yıllarca hep aynı şeyi söylüyorum, yazıyorum, çiziyorum. Yani modacıların, restoranların, iş insanlarının yurt dışında yatırım yapması, marka olması konusunda kim olursa olsun desteklenmesi gerekiyor diye. Çok teşekkür ederim. Aynen, Orakçıoğlu falan da mesela kesinlikle çok fazla yatırım yaptı. Çok. Pek çok ülkede mağazalar açtı. Bunun gibi birkaç tane daha örneklerimiz var yani. Aynen, mesela senin de bravo, Bakü'de açıyor. Yani İnşallah bizim biraz daha şey... Milano'da da açarsın. İnşallah Londra'da açarız, New York'ta açarız. Yani benim yaptığım iş biraz daha böyle şey, hani modacıların algısı hep şeydir yani, işte çok pahalı kıyafetler, sadece kişi özel dikilir falan gibi bir algı vardı. Ben onu kırdım yani biraz, hani fiyatlar çok daha ulaşılabilir. İnsanlar sadece geldiklerini kişi özel diktirmiyorlar da hazırlarlar var ben. Vesaire. Mesela hepsini anlatacağım. Bir gelinlik fiyatı. Şimdi tam da düğün mevsimindeyiz. Mesela Raşit Bazbal'dan gelsek. Bir gelinlik istesek ne kadardır mesela 3 aşağı 5 yukarı? 25 bin TL'den başlıyor fiyatlar. En düşük 25 bin TL. En düşük 25 bin TL'den başlıyor. 25-30 bin. 40-50 çıkıyor. Bu ortalaması iyi bir fiyat mıdır? Ya şöyle şey, göre. Tabii ki herkesin bütçesine uygun bir fiyat değil bu. 5 bin liraya da bulabilirsin gelinlik. 3 bin liraya da bulabilirsin. Tabii ki çok rahat bulabilirsiniz. Ama benim gelinlik, yani şöyle bir şey. Benim daha uygun yapma gibi bir imkanım yok. Çünkü kullandığım kumaşlar çok pahalı kumaşlar. Çok kaliteli kumaşlar. İşçiliğiyle beraber daha uyguna mal olmuyor ne yazık ki. Yoksa bu moda işinde isterim. Kritik olan kumaş anladığım kadarıyla. %100. Yani ve Türkiye'de iyi kumaş üretiliyor mu? Türkiye'de iyi kumaş, belirli kumaş üretiliyor. Siz kumaşçı bir aile olarak. Bizim her şeyimiz ithal, ne yazık ki ithal. Bak işte. Her şey ithal, yani ne yazık neden ki mesela, iyi kumaş yok Türkiye'de. Antep'te, Trabzon'da, Muş'ta mesela yok mu mesela kaliteli? Hayır yok. İyi ya kumaş. Var güzel, ya güzel kumaşlar bana hitap eden, hani adıye kumaş yok yani üretimi. Hani tüm dantelidir, işlemedir, işlemenin hepsi Hindistan'dan geliyor. Öyle dünyada mi? En iyi Hindistan yani zaten. Evet, onlar böyle danteller Fransa'dan geliyor. Böyle. En güzel onlar yani. O yüzden ne yazık ki Türkiye bu anlamda biraz geri, açık konuşmak gerekirse, ama üretim anlamında Türkiye bir cennet. Çok uygun Türkiye'de üretim. Ya yani ben mesela bütün hazır giyim ürünlerimin üretimini Türkiye'de yaptırıyorum. Öyle mi? Böyle çok uygun fiyatlara satma olanağı sunuyor bana. Türkiye'de yaptırmam. Yani atıyorum 5 liraya yaptırıp 100 liraya satmıyorum. Ya yani 5 liraya yaptırıyorsam onun üzerine atıyorum 3 ile çarpıyorum. 15 liraya satıyorum ki herkese ulaşsın. Anladım. Çünkü sadece sen kadın abiye ve gelinlik üzerine çalışmıyorsun. Erkek de var. Erkek de var aynen. Babam ve kardeşim yapıyor işte onları. Onları babam ve kardeşim. Ama ben karışmıyorum. Bana hiç karışmıyorsun. Kadınlar getirir kadar vaktim var. Çünkü bizim Show Radio yakın senin dükkanın. Evet evet. Mağazan. Beklerim bir gün lütfen. Atölyen işte ne diyorsan. Evet. Ve ben mesela geçerken her gün yayına giderken oraya görüyorum mesela. Bazen korumalı jipler de geliyor. Evet. Bazen son derece lüks spor arabalar da geliyor. Yoldan geçen de gelebiliyor. Yoldan geçen de geliyor. Ben şimdi insanı ürkütmeyeyim gerçekten. Hani bana insanlar söylüyor Instagram'da, işte mağazanıza gelmeye için randevu almanıza gerek var mı? Hiç gerek yok. Herkes buyursun gelsin. Benim kapımı herkes açıyor. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü bazen onları görünce ya Raşit'in müşteri profili maşallah ya işte siyasetçiler. Çok şükür tabii ki. Kalbur üstü aileler. Ki. Ve zengin insanlar falan diye düşünüyorum. Evet, ama buyursunlar gelsinler. Ben bunu sürekli sosyal medyamda söylediğim için burada da gönül rahatlıkla söylüyorum. Yani benim ağzımda 1500 TL'de elbise var, 10.000 TL'de elbise var. Herkesin bütçesine göre elbise var. Şimdi 2013 yılında sen Kıbrıslı olduğun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis üniformalarını tasarladın. Değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'de böyle bir kuruma tasarladığın iş var mı? Hayır yok. Yok, Kıbrıs'ta bir tek polis şey yaptım. Çünkü Türkiye'de işte bekçiler için, polisler için, çeşitli zaman zaman jandarma için gibi bir zaman zaman şeyler tasarlanıyor böyle. Burada markası verebiliyor muyuz? Evet, yani çok şey yapmadın. Evet. Yani söyle şeyi söyleyebilirim herhalde. Yani Türk Hava Yolları'nı söyleyebilirim. Tabii tabii söyleyebilirsin. Mesela ne zaman uçağa binsem Türk Hava Yolları o sesleri mutlaka ya Raş Bey bizim şu üniformalara bir el atın sürekli. Şimdi tam da ben onu söyleyecektim. Lafı oraya getirecektim. İşte bir İtalyan modacı tasarladı. Ay süper, bak son üniformalar. Türk Hava Yolları'nın son üniformaları bunlar. Evet. Ve dediğim gibi bir Türk değil, yıllarca bir Türk markasının yarattığı
Kıyafetleri, üniformaları girmişti bizim personelimiz. Evet. Milli Hava Yolu'nun. Şimdi bir İtalyan tasarımcının imzasını taşıyan bu kıyafetleri giyecekler. Evet. Ve dün iki gün önce de işte bayramda eğer uçacaksanız Türk Hava Yolları'yla başlayacaklar giymeye. Önceki gün giymeye başladılar. Göreceksiniz mutlaka. Aynen. Şimdi bu kıyafetleri tasarladı. Ne diyorsun bu kıyafetlerle ilgili? Beğendin mi? Yani şimdi zevkler hakikaten çok farklı. Yani bir kere çok yakından incelemeden yorum yapmaya tercih etmiyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü yani bunu birebir görmem lazım. Benim yakından bir kumaşını görmem lazım. Nasıl olur? Çünkü çok böyle atıp tutan insan var. Ben o tip bir insan değilim yani. Evet. Göreyim bakayım. Ama baktığım zaman şu an kötü değil gerçekten. Sadece kullanım açısından bizim hosteslerimiz çok alışkın değiller şapka vesaire kullanmaya, aksesuar kullanmaya. Evet. Zaten genelde bana gelen şikayetler de o yani. Şimdi işte nasıl kullanacağız şapka, raşipeyi ne kadar zor falan. Evet. Gidip kalkıyoruz, ediyoruz falan. Böyle yani biraz. Peki yıllar içinde işte bunları daha giymeden bizimkiler çok daha yeni giymeye başladı. Sana ne diyorlardı? Bir el atın Raşit Bey diyorlar, tasarlayın falan diye. Şey diyorum ben, merak etmeyin, gelecekler bana diyorum. Öyle mi, gelecek mi? Yarın öbür gün zamanı var diyorum Türk yani. Oraları. Tabii ki neden olmasın yani. Çünkü geçmişte Dilek Hanif özellikle yaptığı tasarım çok tartışılmıştı. Ama kaftan maftan gibi ama işte. Ama sonra ortadan kayboldu. Evet, onu sonra Türk Hava Yolları kullanmadı zaten. Başka bir markanın tasarladığı, Türk markanın tasarladığı yıllarca o kıyafetleri giydiler. Aynen, şimdi öyle. İtalyan marka. Ama ben bunları beğendim. Gayet güzel bu arada, gayet şık ama dediğim gibi yani tam olarak yorum yapmam için yakından görmem peki lazım. Peki bir yani. İtalyan tasarımcıya ihtiyaç var mıydı Türk Hava Yolları'nın? Neden olmasın ki? Ha? Türk neden bu kadar olmasın? Siz varken... Ya bu anlamda ben bu konulara çok milliyetçi değilim yani. Hani işi iyi yapan insan herkes yapar. Yani böyle ben bugün kalkıp şimdi atıyorum, attım şu an. Brezilya Hava Yolları'nın kıyafetini tasarlasam gurur duymaz mısınız benimle? Yani aynen, o yüzden çok, hani ben çok bu konularda böyle fazla milliyetçi değilim yani. Evet. İş iyi yapılması lazım. İyi yapılsın işte yeter. Bu kıyafetler, dediğin gibi şapkalar belki şey olacak. Fular var oyunlarda. Kırmızı ceketler, hosteslerde. Gayet şık gözüküyor. Renkler gayet güzel. Ama ben şahsen lacivert daha fazla tercih ediyorum. Gri'dense. Öyle mi? Belki aynen. Kırmızı Türkiye'nin de tabii rengi olduğu için oraya gitmiş olabilir. Türk Hava Yolları'nda rengi olduğu için, bayrağımızın rengi olduğu için. Beğendim. Erkekler sanki biraz... O ceketlerini çok beğenmedim ben erkeklerin. Hmm. Biraz böyle şey gibi geldi. Hani bizim çocuklar şey yaparken servis yaparken nasıl olacak servis yani ceketi falan çıkarıyorlar ama. Zor bir de hakikaten. İşleri hiç kolay değil. Allah kolaylık versin. Aha. İzliyorlarsa herkes çok sevgiler. Güzel güzel uçsunlar gittikleri yerlere. Aynen, güzel güzel uçsunlar. Güzel güzel kullansınlar. Aynen, yeni üniformaları belki hayırlı bir sonraki 3-4 yıl sonra İnşallah. Sen tasarlarsın. İnşallah. Çünkü polis teşkilatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tasarlamıştı. Çok gurur verici bir iş. Çünkü şeydi yani aslında ben ilk toplantıya gittiğimde tamamen böyle hani 50 sene önce tasarlanmış üniformalar vardı ve safari tipindeydi ceketler böyle yani dışarıda bir üstten çektiydi falan ve çok şeydi yani kullanışsızdı. Evet. O kadar çok detay düşündük ama tabii ki ben kendime göre bir tasarladım. Bütün pantolonları düşük beli tasarladım. Ne zaman Kıbrıs'a gitsem ya Raş Bey ne yapacağız? Bizde göbek var, düşük belli pantolonu giyeriz. Aynen ben onu diyecektim. Yani kilo verin diyorum ya yani, ne yapalım falan. Spor yapın diyorum falan. Ama güzel oldu gerçekten. Onlar memnunlar. Kumaşlarla alakalı şikayetler alıyorum ama onlara benim ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok yani. Doğru. Peki önceki gün Antalya'daydın. Evet. Ve Jennifer Lopez konserindeydin. Evet. Değil mi? Bir görelim arkadaşlar Jennifer Lopez konserini bakalım. Antalya'ya geldi. Evet. Evet, bu konserdeydin sen. Önceki gün Antalya'ya geldi Jennifer Lopez. Aynen. Ve biletler 7000 liradan falan başlayan biletler vardı ya hocalar için falan. Kaç lira verdin yoksa davetli olarak? Ben arkadaşımın misafiri olarak gittim. Evet. Ama söyleyenler rakamlar doğru değil bu arada, konuşulan rakamlar. Yani hocalar için falan büyük, diyorlar belki ama çok özel bir loca. Öyle çok ki. Büyük ya. Ben çok özel bir locadaydım. Locaların izledim. Öyle büyük paralara alınmadı yani o loca. O tamamen PR amaçlı yapılan nasıl bir şey. Nasıl buldun Jennifer Lopez'i? Muhteşem. Öyle mi? Muhteşem. Yani ben daha önce İstanbul'a geldiğinde de izledim. Evet, İstanbul'da gelmiştim. Yani sahne performansı, sesi, kıyafetler. Yani dört dörtlük yani. Yani dört beşlik hatta yani. Muhteşem ötesiydi. Yani çok güzeldi gerçekten. Şimdi, tabii bu işin piri bunlar. Tabii ki. Yani Hollywood, Amerikalılar, Amerikan müzik sektörü falan. Aynen öyle. Hem ödül törenlerinde hem sahne şovlarında falan. Tabii ki. Çok büyük paralar harcadıkları için de tabii ki. Tabii. Şey yapıyorlar, nedir onun adı? Görsel şovu tabii acayip yapıyorlar. Kaldı ki şöyle bir şey söyleyeyim, sözünü balla kesiyorum. Rica ederim. Bütün şov da bu arada buraya gelemedi yani. Normalde mesela yurt dışında yaptığı şovlardan... Tepede iniyor, işte alttan çıkıyor falan, hiçbiri yoktu. Evet. Buraya direkt böyle yürüyerek sahneye çıktı falan böyle. Anladım. Yani.
Ama ona rağmen inanılmaz iyiydi. Şurada mesela bu sahnede elindeki baston yere düşüyor. Aha. O kadar hızlı bir şekilde o yerden alıyor ki yani hiç kimse anlamadı hiçbir şey. Muazzam yani, çok böyle rahat. Çünkü 500. kez yaptığı için bu dansı. Evet. Çok rahat yani. Kıyafetleri nasıl buldun? Muazzam. Yani eleştirmek hiç yani. Saçma sapan bir şey var hakikaten, kötü eleştiri yapmak. Evet. Muhteşem ötesi yani. Ve ben hakikaten izlerken şunu düşündüm. Ben sahne kostümü yapabilir miyim diye düşündüm gerçekten. Hani hiç yapmıyor musun? Hayır, hiç yapmıyorum. Öyle mi? Bu kadar iyi sahne kostümünü yapabileceğimi düşünmüyorum ya. Bu başka bir yetenek ya da atıyorum. Yani biraz o dünyada olmak lazım. Biraz ekibin o aha konuda çok daha verimli olması lazım. Ya çünkü ama mesela Seda Sayan'a giyiyor yani. Seda Sayan'a yaptığın şeyler. Abiye elbise yapıyorum ona. Ama o sahnede kullanıyor. Sahnede kullanıyor. Ama yani burada Jennifer Lopez'in giydikleri bildiğiniz yani şey giyiyor yani, böyle çorap giyiyor resmen kadın. Yani bildiğiniz bir çorabı düşünün mesela, bütün giyiyorsunuz. Üstünde taşı pulu var ama hani bir milim oynamıyor, öyle söyleyeyim size. Yani aklınıza gelebilecek bütün agrobatik hareketleri yapıyor ve oynamıyor yani, inanılmaz bir şey. Çok zor yani. Doğru. Hakikaten peki senin mesela Sibel Can gibi, işte ne bileyim Bülent Ersoy gibi, hı-hı, öyle sahne tasarımları yapmak için bu başka bir kafaya gerekiyor herhalde. Yani ben sahne kıyafeti öyle, yani özel olarak öyle bir şey yapıyorum da şöyle bir şey. Mesela işte Seda, sen, Seda senin Hanım da şöyle tasarımda oluyor. Hani birebir şu ana kadar sahnesine özel bir kıyafet yaptığını söyleyemem. Sadece mağazaya geldim. Mesela atıyorum zaten mağazadaki bütün koleksiyonlar ona oluyor zaten. 36 beden direkt giyiyor. Onun üzerine göre atıyorum işte püskülünü artırıyoruz, tüyünü artırıyoruz vesaire. Onu daha böyle bir sahne kostümü kıvamına geçiyoruz. Bengü'yü de yaptım. Bengü'yü de yapıyorum. Bu kına hepsesiydi zaten. Yani daha fazla ben böyle bu hani tuvalet ediyoruz. Doğum yaptı biliyorsun. Evet, biliyorum. Arayacağım daha doğrusu. Aslında aramak istemedim, evine gidip ziyaret etmek istemedim. O yüzden bayramdan sonra gideceğim. Aynen, dün hastaneden taburcu oldu. Hayırlı bebeğinin olsun, sağlığı inşallah da, kendi sağlığı da inşallah çok iyi. Zeynep adlı bir kız çocukları oldu. Mutluluklar olsun. Sağlıklı büyütsünler, sağlıkla büyütsünler. Onun dışında tabii ki Belgüzel Korel var, Dilan Deniz var, Amine Gülşe var, Demet Kutlay, Tülin Şahin, Tuğba Büyüküstün gibi pek çok sanatçıyla zaman zaman çalışıyorsun. Dediğin gibi mesela bunların içinde çok şarkıcı yok, sahne yok, kıyafeti yok ama pek çok sanatçı. Bengü ile konuştuk. Yani doğum kilolarını verdikten sonra yapacağız. Öyle mi? Aynen aynen, yap yani. Aynen aynen aynen, inşallah onları yapacağız yani. Çok istiyorum aslında yapmak ama çok fazla hani bana hitap eden biri olmadığı için belki de ondan da olabilir. Bakalım. Evet. Bu tasarımları peki ünlülerle mesela çalışırken, tasarımlarını yaparken mesela neyine dikkat ediyorsun? Yani öncelik nedir mesela? Kiloları gizlemek midir? Nedir bu işin sırrı? Yani kiloları gizlemek, gittiği mekan, ödül alacaksa ona göre başka bir tasarım, sadece katılacaksa başka bir şey. Yani düğüne gittiği zaman pek özel bir şey yapmadım açık konuşmak gerekirse. Yani orada şöyle yapıyorum, mağazaya gel ne istiyorsan al git diyorum yani. Hani. Bir de o konularda bana böyle zorluk yaşatacak insanlara çalışmıyorum yani. Öyle böyle şey gibi, gel diyorum sen al git. Hakikaten doğal ama çok şanslıyım yani. Hani onlar da çok rahatlar. Hatta Seda sen diyor bana, sen olma ya diyor, sen git diyor, sen diyor şey yapıyorsun diyor. Benim diyor dikkatimi dağıt diyor. Ben diyor alayım gideyim diyor falan ama ben keza aynı şekilde. O açıdan çok rahatım yani. Yani tamamen o anki durumlarına göre, nerede giyeceklerse, nasıl kullanacaklarsa, rengini bile hatta ona göre belirliyoruz. Bazen kampanya çekimleri yapıyorlar. Atıyorum işte arkada bir fon rengi varsa ona göre bir şey yapıyoruz. Gibi gibi yani, basına vereceği poza kadar düşünüyoruz. Kırmızı halı peki, kırmızı halı için her zaman kırmızı halı dikkat çekicidir. Bizim mesela Altın Kelebek'te de en sevdiğim. Senin kıyafetten o kadar çok, çok şey aldık. Ben şimdi orada kırmızı halıda röportajlar yaptığım için ünlülere gelirken söylüyorum. Kimin kıyafeti falan, işte Raşit bazı Raşit diye hep söylüyorlar. Yani. Tabii kırmızı halı çok önemli çok herhalde değil mi? Ya bizim için Altın Kelebek, benim için Türkiye'de en önemli Altın Kelebek. Gerçi yani şu anda mesela işte aralığa tamamen fokuslanıyor. Yani kimleri giydirsem ne olsa, onların için menajerleriyle, stylistlerle irtibata geçmek vesaire falan gibi. Şimdi işte Ekim'de yeni koleksiyonumu çıkaracağım. Direkt zaten o stylistlerle çalışan bütün işi atıyorum. Ünlü isimler kim varsa hepsini davet edeceğim önceden. Koleksiyonumu göstereceğim falan. Evet. Bizim için hakikaten çok önemli bir arena Altın Kelebek. Ünlüler kaprisli mi peki? Normal müşterine göre. Yok ya, bana kapris yapmıyor kimse. Öyle mi? Onu söyleyeyim. Yani ben çünkü kapris çok tolere eden bir insan değilim yani. Hani kapris yapan insanlarla uğraşmıyorum. Yani bu benim müşterim de olsa uğraşmıyorum, ünlü insan da olsa uğraşmıyorum yani. Evet.
Cimriler mi peki? Çok pazarlık yaparlar mı ünlüler? Ben ünlülerden para almıyorum. Öyle mi? Hayır, hiçbir zaman da para almadım ünlü insanlardan. Aa, güzelmiş valla. Hiçbir zaman. Ama şöyle bir şey, yani bunu tabii yani tabii ki ünlüler açısından çok güzel bir şey bu. Çünkü şöyle bir şey, ben bana insana şey diyor, sana işte çok fazla ünlü insan geliyor. İşte kim bir ona ne kadar para kazanıyorsun. Yani şöyle bir kere bu insan benim reklam yüzüm. Yani bu aslında bir iş biliyor yani günün sonunda. O da bir yere gittiği zaman kıyafetim Raşit Bazlı Bağ'dan diyor. Dünyada da öyledir zaten. Tabii ki milyonlarca insana ulaşıyor. Oscar'a giden bir kadın oyuncu ya da ödül alan bir kadın oyuncu. Hele yurt dışında markalar serebilirsinde para veriyorlar yani. Ben sadece gelinlikten para alıyorum. Evet. O kadar, ama onun dışında abiye bir elbise yapıyorsam asla para almıyorum. Çünkü zaten şey diyor bana, işte masrafı neyse ona neyse güzellik yaparsın. Ben 3-5 ile uğraşmak istemiyorum. Sonra elbiseyi geri alıyor musun? Bazen alıyorum, bazen çok beğenirsem hediye ediyorum. Ya da onda kalıyor. O anki duruma bağlı yani. Meryem'le de çok çalışıyorsun ve arkadaşlığın falan da var değil mi? Çok, hadi Antalya'da da gördüm. O da orada. Jennifer Lopez'i. O nasıl çekti Jennifer Lopez'e fotoğraf ya? Yani her yerden çıkıyor, inanılmaz bir kız yani. Keşke daha önce bir senin yanında giderdim kesin. Beraber fotoğraf çektirdin. Şimdi Kırmızı Halısı'na geleceğiz. Kandaki kıyafet. Bunu sen tasarlamıştın değil mi? Evet, ben tasarladım. 2017 galiba değil mi? Aynen öyle, zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. 2017'deki Kırmızı Halı'yı tasarladın. Böyle çok bir sadeydi aslında. Bu da bu seneki bunu beğenmedim. Kıyafeti. Bunu beğenmedim. Biz de beğenmedik. Burada beğenmedim. Çok da eleştirdik. Ya Meryem çok vakitsiz bir kız. Yani Meryem Suyu böyle işte bir uçak dönüyor, bir uçağa falan koşturduğu için biz bu Cannes Film Festivali'nden 3-4 gün önce karşılaştık. Bir restoranda karşılaştık. İşte gel dedim, bekliyorum falan dedim. Gerçekten gelemedi. Son anda artık orada. İşte aynen, zaten kendisi de söylüyor. Bu elbiseyi Cannes'da olmuş yani. Son anda almış. Bunu beğendim ama. Bunu beğendin mi? Evet, bu da bir arka transparan. Dekoltesi gayet güzeldi bence. Güzel transparan bir haldi. Diğerine göre daha iyi. Gözlere de hitap ediyor yani. Bu da yine 2019 bu yılki Cannes'dan Meryem'in giydiği kıyafetlerden biriydi. Ben bunu beğenmedim. Yani benim tarzımda ben çok daha güzel şeyler yapmıştım Meryem'e. İnşallah bu sene vakit bulursa bir araya geliriz. Yine yaparım yani. Her zaman çok seviyorum. Meryem'in yeri bana çok ayrı. Vefalı bir kız yani Meryem, bir kere onu söyleyeyim. Bir de sıcak, kompleksiz falan çok, bir kız. Çok çok aşırı kompleksiz yani, çok vefalı. Bak hakikaten geçen gün bunu sadece bende mi, Oktay Kaynarca da dedi. Çünkü Oktay'la mesela Oktay bir reklam filminde oynuyor. Bir erkek markasının reklamında oynuyor. Bir görelim o fotoğrafını arkadaşlar. Oktay'ın afişini görmüş, öpüyor mesela şeyde. yapar yani, yapar. Hakikaten yapar yani. Çok tatlı, çok şey. Geçen sene Kıbrıs'ta bir ödül töreninde işte bana ödülümü vermişti Meryem. Dedi ki, Raşit'ten ne zaman giysem hiçbir zaman eleştirilmiyorum dedi. Var o görüntü, izleyelim. Hakikaten dedim ki tamam, okey. Bunun farkındaysa bu güzel bir şey dedim yani. Yok, ödül töreninde Raşit'le beraber sahnedeydiler. Aynen. Meryem Uzerli, onu bir izleyelim bakalım. Aynen, çok keyifliydi. Videosu çok spontan oldu bu arada yani. Ben aslında giydirecektim Meryem'e, sonra bana ödülü vereceğini sonra öğrendim falan. Böyle çok güzel denk geldi yani aslında. Evet, peki hazırlayalım o zaman onu. Aynen. Evet. Peki mesela Meryem tabii ki kompleksiz olduğu için gerçekten ben de birebir yakından tanıyorum. Mutlaka. Ve şey değil, onunla çalışmak çok rahattır eminim. Çok. Ama tabii bazıları da var ki burnundan kıl aldırmayan, onu niye böyle yaptın, burası niye böyle dikildi, burası insanlar niye böyle yapıldı. Eskiden diye daha fazla bu insanları böyle şey yapabiliyordum, tolere edebiliyordum ama artık uğraşamıyorum. Hı-hı. Gerçekten yani direkt söylüyorum yani, yapmak istemediğim direkt dile getiriyorum ya da direkt ilgilenmiyorum. Peki yani çok çok şükür öyle bir lüksüm var yani hani. Değil mi, ne güzel. Evet. Peki mesela Fahriye Evcen'e tabii ki gelinlik yaptın. Bu konuşacağını biliyorum. Tabii ki. Tartışmalara neden oldun. Evet. Ve çünkü Fahriye'nin yaptığın gelinlik, işte tasarladığın bu gelinlik, işte Fahriye ile Burak Özçivit'in düğününden. Yaklaşık bir yıl önce Neslihan Atagül'ün de benzer bir gelinlikle evlendiği ortaya çıktı. Fotoğraflar kıyaslandı. Neslihan'ı da görelim arkadaşlar. Ondan sonra sorumuzu soralım Raşit Bazı Bağlı'ya. Neslihan Atagül'ü de görelim arkadaşlar. Ay. Evet, işte Neslihan Atagül'ün de kıyafeti böyleydi. İşte bu yüzden artık ünlü gelinliği yapmıyorum. Ya. Ve ondan sonra tartışmalar başladı, işte vay benzedi falan filan. Şimdi bu tür krizi yönetmek zor mu? Çok yani, zor. Hı-hı. Çok yani, belki de şu ana kadar sorulan en güzel soru şu anda bana bu konuyla alakalı. Tabii ki bu konuyu ya, bu krizi yönetmek çok zordu benim için. Çünkü ben hayatımda hiç hani böyle ben bir kere magazinde yer alan bir insan değilim. Evet, doğru. Her gün magazin malzemesi olmaya alışkın bir insan değilim.
ister istemez bu tip ve yani bu kadar ünlü bir insanı gelinlik yaptığınız zaman ve de böyle bir konu gündeme geldiğinde her sabah uyandığında hakkımda bir haber okuyordum. Benim hakikaten sinirim bozuluyordu yani. Değil mi? Alışık değilsin çünkü. Hiç alışkın değilim yani. Hatta böyle bir konsere gidecektim. Konsere gitmedim. Hani bana soru sorar diye kameralar falan diye konsere gitmemiştim falan böyle. Yani şöyle benziyor oluyor. Mu gelinlikler? Şimdi sen sonradan bakın görmüş müydün Neslihan'ın gelinliğini? Görmemiştim. Gerçekten yani. Görmemiştim. Çünkü görsen zaten yapmazsın. Ya şöyle bir şey, sonlara doğru gördüm açık konuşmak gerekirse. Öncesinde bilmiyordum. Ama artık öyle bir şey oldu ki yani ne istiyorsa onu yaptım ben fareye. Hani yani artık bu konuda gerçekten açmak istemiyorum yani ama şunu söyleyebilirim, kriz yönetimiyle alakalı. Evet. O dönem sadece susmayı tercih ettim, konuşmadım. Bir de gerçekten arada çok saygı duyduğum, sevdiğim insanlar var. Yani Fahriye'nin tarafından çok saygı sevdiğim insanlar var. O yüzden yani onlara olan saygımdan da hiçbir şey söylemedim. Çocuk sahibi oldular. Allah mutlu etsin çocuklarıyla. Gerçi önemli olan o. İnşallah çok mutlu olurlar yani. Sonra ama sana kırıldı herhalde. Takipten falan da çıktı Fahriye. Sen ben konuşuyor bilmiyorum takipten. Ben onu takip etmiyordum. Takipten çıktıysa da hiç bilmiyorum açıkçası. Sonra ama herhangi bir konuşmanız, yan yana gelmeniz denk konuştuk biz sonrasında. Sonrasında konuştuk. İyi, ama kırgınlık yoksa. Yani bu konuyla alakalı o biraz fazla hassas. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün kadınlar hassas. Yani bu gelinlik meselesi gerçekten de çok zor bir şey. Oluyorlar. Böyle bir değişiyor gelinler. Böyle gelin. Evet. Yani yaşadığım için işte evlenirken falan hani tabii, o gelinlik, tabii. Düğün meseleleri falan filan. Aynen. Hani kadının başrolde olduğu aynen. Ve onun şovunun olduğu bir gece aslında aynen, düğün aynen. Ve gelinlik meselesi dedi. Fazla gergin bir süreç. Çok şükür bitti. herkes hayatına devam ediyor kaldı. Yani ben sonrasında gerçekten hani bu olay çok fazla konuşulduğu için bakın üzerine 2 sene geçti hala konuşuyor. Evet. Üzerine daha fazla koyup devam etmek isterim kariyerime ve de nitekim çok şükür öyle oldu. Öyle oldu. O beni biraz kamçıladı açık konuşmak gerekirse çok iyi oldu yani. Öyle mi? Tabii ki. Neslihan'ın gelinliğini beğenmiş miydin? Sonra baktığım zaman benim yaptığım daha güzel. Öyle mi? Evet, tamam o zaman. Yani benim yaptığım çok daha güzel oldu. Yani benzerlikler var aralarında. Ben bunu inkar etmiyorum. Ama bütün gelinliklerde benzerlikler olmaz yani bütün mı? Bütün gelinlikler tabii ki şimdi ya strapless olacak bazı, ya işte böyle askılı olacak. Ya göğüs dekoltesi. Burada ama bazı nüans benzerlikleri var yani. Şimdi ona kalkıp hiç benzemiyor diyemem yani. İnsanın aptal olması lazım böyle bir şey söylemesi için. Yani o yüzden yani var tabii ki nüans farkları. Benim yaptığım gerçekten çok özel, çok işçilikli, çok güzel bir gelinlikti yani. Allah mutlu etsin. Evet, Allah mutlu etsin. Güzel aynen, bak öyle. Her ikisinde. Evlilikleri gayet sağlıklı. Tabii ki çok güzel bir şey. Devam aynen. ediyor. Peki aynen. Meryem'in fotoğrafı devam gelmiş etsin. Görelim bakalım. Meryem'in bahsediyor. İşte Oktay'la beraber böyle bir fotoğrafı vardı. Oktay'ın fotoğrafının yanına. Çok işte, tatlı bu. Adam bu arada Oktay Kaynar'cığım. Çok tatlı. Evet Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'da beraber oynamışlardı. Böyle aynen. Görünce bak işte onu diyorum ya kompleksiz sanatçı kompleks, olmak, ki. Oyuncu olmak böyle bir şey. Çok nadir, çok az var bu gerçekten. Yani. Belki hani Alman kültürüyle doğdu büyüdü falan filan muhtemelen onun etkisi olabilir. Olabilir. Görüyor böyle bir fotoğraf şey yapıp çekip paylaşıyor hemen aynen, reklam afişini. Aynen. Güzel yani Meryem. Çok. Beraber fotoğraflar var mı diye görüntüler var mı arkadaşlar şeyde? Peki onu da bekliyoruz. Mesela televizyon programları da var. 2 tane televizyon programı yaptın. Evet. Değil mi? Ve yeni bir benle Gardırop Savaşları adı altında. Aynen. 2 tane. Evet. Ve bunlardan pişman mısın? Hayır hiç pişman değilim. Öyle mi? Bir tabii daha ki. Televizyon programı yapar mısın? Tabii ki yaparım. Niye? Bilmem belki yapmadım. Kötü bir program yapmadım ki. İkisi çünkü şundan çok güzel programlardı. Kariyerin başında değildin tabii de. Değil. Mesela kariyerde çok daha yüksek yerlere gittin. Ve bu noktaya geldikten sonra belki yarın öbür gün gerçekten de yurt dışında da çok önemli işler yaptıktan sonra dönüp baktığında pişman olabilirsin diye asla söyledim. Pişman. Evet. Çünkü çok güzel programlar yaptım. Bir kere çok kaliteli programlar yaptık biz. Yani öyle insanları yermedik, kimseyi eleştirmedik, evet. Kimse yerin dibine sokmadık. Gerçekten hem onore ettik insanları hem de insanlara bir şeyler öğrettik. Bir görelim o programlardan. 220 bölüm yaptık. Gardırop Savaşları'na. 60 bölümde yeni bir bende. O biraz erken bitti. Ama benim her zaman geriye dönüp bakma hayatımda en güzel zaman geçirdiğim, en eğlendiğim, en güzel dönemde. Yani Gül ve Ayşe'nin de tabii ki çok büyük katkısı var ya bu sürece. Özellikle Gardırop Savaşları'nda. Ve de beni gerçekten bütün Türkiye bu programlar sayesinde tanıdı. Doğru. Yani bir modacıyı halk ne kadar tanıyabilir ki? Yani o tamamen sizin
ilgi alanınıza girmesi gerekiyor yani. Ama televizyona girince herkes tanıyor sizi. Ve de benim gerçekten güzel bir program yaptığım için. Bir de ben bu programları yaparken Cengiz şey yapmadım yani. Mesela 2016'dan itibaren totalde 15 defile yaptım ben. Yurt dışında yaptım aynı zamanda defileler. Onun dışında tesettür markalarını koleksiyonlar hazırladım. Büyük beden koleksiyonu yaptım gibi gibi. Yani bu dönemin ne kadar parlatabiliyorsam parlattım. Çünkü sadece televizyon programı yapsaydım o zaman işte benim için kötü olurdu. İkisini aynı anda yürütmeyi ve inanılmaz bir efor harcadım. Hasta oldum falan sonunda zaten. Evet. Ondan sonra ama değdi. Bütün yorgunluğa değdi yani. Şu anda da keyfini sürüyorum yani. Çünkü orada değişik konseptler vardı. Bir tabii, bize rapçi şeyi vardı. Her gün bir bütçe veriliyordu. Vardı. 500 TL 1000 TL arası bütçe veriliyordu. Kızlar gidiyorlardı, alışverişli yapıyorlar, geliyorlar. Biz onları eleştiriyorduk gibi. Bu tarz bir program bir daha yapmayı düşünmüyorum. Niye? Niye yapmak istediğimi söyleyeyim. Çünkü kalkıyor 500 liraya alınan bir şeyi ne kadar eleştirebilirsiniz ki? Veyahut da izleyen insanlara ne kadar bir şey öğretebilirsiniz? Ama izleyenler de öyle 500 liralık kıyafet. Mutlaka. Yani bütçeleri mutlaka, o yöndeyse. Mutlaka ama bunu yaptım. Bunu 2 sene yaptım. O yüzden bundan sonra yapacağım şey daha fazla işin hem tabii ki realitesi olacak hem de daha bir teorik tarafını. Yani işte bir tasarımcılar olsun, bir elbise nasıl dikiliyor onu anlatsın. Yani böyle biraz daha böyle işin teorik tarafı olan bir şey yapmayı istiyorum bundan sonra. Yani daha böyle bilgimi daha fazla paylaşacağım bir şey. Evet. O yüzden aslında YouTube'a da başlıyorum şimdi. Başlıyor musun? Tabii. 2 çekim yaptık. Şimdi ona da başlıyorum. İnşallah onunla beraber yürütmek istiyorum televizyonda. Peki mesela YouTube'da koyduğu şeylerde daha çok bilgilendirici paylaşımlarda mı bulunacaksın? Videolar mı çekeceksin? Hepsi karışık. Şu an tam olarak nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyoruz. 2 tane çektik şu anda. İkisi böyle farklı konseptlerdi ama tabii ki moda odaklı. Yani ben de başka bir şey yapamam yani. Mesela bu tür moda programları için televizyonda bir dönem çok modaydı. Ve işte kavgalar, dövüşler... Hiç olmadı bu arada bizim programımızda. Sizin programda o tarz yoktu değil mi? Hiç olmadı. Yani olsa bile makaslanıyordu. Asla yayınlanmıyordu yani. Yani bizim programımız öyle bir program olmadığı için yaptığım işi o yüzden gurur duyuyorum yani. Tabii ki. Diğer o tarz programları peki nasıl değerlendiriyorsun? Çok kötü. Değil mi? Rezalet yani çok kötüydü onlar. Evet. Yani bence izlemek çok kötüydü yani. Yapan kişiler mutlaka o işlerine çok büyük paralar kazanmışlardır. Vesaire yapmışlardır falan ama benim asla içinde de olmak istemeyeceğim tarzı programlar yani onlar. Evet. Peki mesela... Senin gibi daha önce Cengiz Abazoğlu yaptı benzer programlar işte Hakan Akkaya, Nur Yerlitaş falan böyle hani Cemil İpekçi hep böyle modadan isimlerin yer aldığı mesela bu tür şey programları oluyor nedir o moda programları oluyor. Açık konuşayım mı? Lütfen. Ben tam istediğim şey. Açık konuş. Zaten açık konuşuyoruz. Bana ilk moda programı teklifi 2012 yılında geldi. O zaman 26 yaşındaydım. Ya da 25 öyle bir şey neyse işte. Şöyle düşünmüş yani bir modacı atıyorum ben kendimi nerede görmek istiyorum? İşte şurada görmek istiyorum. İyi bir tasarımcı yapar mı böyle program diyordum. Yapmaz dedim ve 3 defa programı reddettim. Ondan sonra baktım hakikaten yapılabiliyor ve de o insanların çok fazla kariyerine zarar vermediğini gördüm. Daha iyi bir şey yaparsam iyi olabilir diye düşündüm. İkinci genel teklifi de kabul ettim. İlk başta tabii ki tereddüt ettim yani açık konuşmak gerekirse ama iyi ki de o zaman kabul etmemişim. Çünkü çok daha toydum, çok daha bilgisizdim. Sonrasında çok daha hakikaten donanımlı oldum yani. Cengiz'in programı mı teklif edildi acaba sana 2016'da falan? He? Evet. 2016 ise odur değil mi? Evet, oydu. Cengiz Abazoğlu. Evet. Güzel. Ama sonrası Bu daha iyi oldu ya senin için. Evet. Çok belki daha güzel. Daha tecrübeli oldun. Daha... Tabii %100 kesinlikle. Doğru zamandı galiba. O yüzden ben gerçi her şeyde doğru zamanı çok inanıyorum. Evet. Yani. Peki yeni kreasyonun ne zaman, defilen ne zaman? Ekim'de inşallah. Çok uzun bir süre ara verdim Cengiz. Evet. Bayağı bir farklı şeyler yaptım gerçekten. Şu anda işte online alışverişe başlıyorum dediğim gibi işte YouTube'dur, mağaza açılışları yaptık. Gibi şeyler. 6 mağaza olduk şu anda. Yani bayağı aslında operasyonumuz büyük. Şu kıyafete bayıldım mesela. Çok teşekkür ederim. Mersi. Bu geçen seneki mi? Bu geçen sene. Bu şu anda satışta olan 2019 yaz koleksiyonu. Evet. Şimdi Ekim'de yeni kutür koleksiyonu inşallah sergileyeceğim. Sonbahar kış mı? Sonbahar kış koleksiyonu. Evet. Öyle
Nerede yapacaksın şeyi? Bilmiyorum şu andan. Böyle tarihi bir mekanda yapmak istiyorum. He. İnşallah gelirsin. Evet, evet. Her seferinde davet ediyorum. Denk gelmiyor. Denk çok gelmiyor. Mutlu olurum bu sefer. Evet, ama şey yapacağım. Bu sefer geleceğim. İnşallah. Peki bu tasarımları yaparken ya da önce 2019-20'yi anlat bize. Nasıl olacak peki? Çizgiler ne? Renkler ne? Şu anda hazır giyim koleksiyonu bitmek üzere. Yani siyah, kırmızı, hani bunlar kışın vazgeçilmez renkler biliyorsun. Aşırı parıltı var. Kadife çok kullandım ama parıltıdan kastım bir de artık şu an hazır giyime girdiğim için daha aynı insanların günlük kullanabileceği kıyafetler de yapıyorum. İlk defa şey yapacağım, triko. O yüzden onlara başlıyorum şu an. Yani benim için buna bazı insanlar, yani insanlar için belki çok bir şey ifade etmeyebilir ama gerçekten benim için çok özel şeyler bunlar. Bakır rengi çok kullanıyorum. Hani farklı bir renk olduğu için söyleyeyim. Peki trikoya falan girince tabii ki hazır üretim çok hızlanması lazım. Öyle, mesela yılda kaç parça üretim yapan bir şeye döndün? Binlerce. Binlerce? Aynen, binlerce. Şimdi bu triko mirkoda girince daha da artacaktır tabii, tabii ki. Daha fazla artacak. Peki bunların üretimini nerede yaptırıyorsun? Türkiye'de. İstanbul, yok İstanbul mu yani? İstanbul'da. Ha, İstanbul'da. İstanbul tabii ki. Atölyede, çeşitli atölyelerde. Atölyede, aynen. Hatta 12'de şu an. Buradan çıkıp oraya gidiyorum. Öyle mi? Geçektekileri takip eder misin böyle üretim? Tabii her zaman. Tabii ki atölyeyi takip ederim, müşterimi takip ederim, mağazadaki reyonları, düzeni, her şeyi. Temizliğe kadar yani. Peki Türk kadını için bunları çıkarıyorsun ve tabii ki biz şimdi bunları görünce harikulade diyoruz. Kıyafet ne kadar güzel diyoruz. Çünkü giyen maşallahı var. Bu arada her mankenin vücudu çok iyi değil biliyor musun? Öyle mi? Hayır ya, değil yani. Ama bunların hepsi çıkıp baksın. Askılar yani aslında. Çoğu askı yani. Işte, göğüs bacak yok, basen yok. Öyle nasıl yani? Öyle kadın mı olur diyeceksin? Hani kadın dediğin biraz göğüsü olur, baseni olur yani biraz dolu olur yani. Bunlar yani dediğin doğru gibi, böyle şey gibi, yani, askı gibi. Evet. Ama şey, böyle bunların işi böyle yani, bu insanlar vücudu böyle, bunlar askı. Aha. Aynen. Peki Türk kadını tabii ki işte tam onu diyecektim. Mesela böyle değil tabii ki. Ya yani Türk kadını değil, pek çok var. Dünyadaki pek tabii çok ki, kadın tabii ki değil. Böyle değil. Realite böyle değil yani, evet, şu an. Evet, realite dünyada böyle değil. Şimdi tabii bu mesela kıyafeti daha kilolu bir kadın giydiğinde giymez nasıl ki olacak peki? Ay, giymez, giymezsin zaten yani. Öyle mi? Ay, giymez. Onlar için değil mi bu kıyafetler? Hayır, değil. Yani şey, illa bunu giymek için 36-38 maksimum 40 beden olmak lazım. Ben o yüzden büyük bedenler için koleksiyon yaptım. O zaman niye çıkardın, podyuma gösteriyorsun bize? Çıkarıyorum çünkü çok fazla 36-38 40 beden insan var. Var değil mi? Evet, tabii 36-38. Ki binlerce insan var. Aynı zamanda büyük bir, hatta bu defileyle birazdan görüntüsü gelirse göstereceğim size. İki tane büyük beden tasarımımı podyumda gösterdim. Ve de ben şu an zaten 48 bedene kadar da ürün yapıyorum yani. Öyle. Ama yakışan modelde, her modelde güzel olmaz. Alev Karslı diye bir... Alev Karslı, aynen, Alev Karslı'yla. Evet, onunla beraber şey yaptım. Çok önemli bir makyöz. Aha, makyöz. Makyöz, aynen. Bu ürün evet, şu an işte yürüyor. Alev Karslı. Aşırı başarılıydı. Büyük beden, değil mi? Aynen, büyük beden. Alev 44 beden gibi. Hatta bu elbiseyi de işte ürettim, hazır giyim koleksiyonuma koydum. İşte kırmızı bu rengi. Çok da güzel taşıdı. Muhteşemdi ya. Benim için çok güzel bir anı oldu. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Yapmaya devam edecek misin? Tabii ki, kesinlikle. Çünkü işte modacılar hani çok sıfır beden modeller kullanılmasın. Modacılar sürekli işte genç kızları özellikle işte diyet yapmaya, sıfır beden olmaya yok öyle bir şey ya, itiyor diye yıllarca çok tartışıldı ben ama. Ben valla provaya gelen insanlara söylüyorum, yiyin rahat rahat diyorum. Ben size ince gösteririm. Yani ben ya boşuna mı yıllarca çalıştım? Yani ben size ince, ben bunun tekniğini biliyorum yani. Rahat rahat yiyin diyorum yani. Evet. Güzel. Yani bunlara bakmayın diye. Peki Raşit, evet, çok evet, teşekkür evet ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Ekim'deki değil mi? Ekim'de, Ekim'de inşallah. Ekim'de geleceğiz i̇nşallah bakalım. İnşallah. Yeni koleksiyonunu görmeye başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra Şevval Sam'la devam edeceğiz. Evet, sabah sohbeti devam ediyor. Çok beğendiğim ses, çok beğendiğim bir oyuncu. Sevdiğim bir arkadaşım benimle beraber, Şevval Sam. Hoş geldin. Hoş bulduk Cengizciğim. Nasılsın? Çok iyiyim. Harika çok görünüyorsun her zaman. Teşekkür pozisyon ederim. Gözlüklerine bayıldım. Çok güzel vallahi. Teşekkürler. Evet. Küçüklükten beri gözlerimi bozmak için elimden geleni yaptım ama bozamadım. Şimdi böyle numarasız gözlüklerin olduğunu öğrenince hemen aksesuar olarak taktım. En sevdiğim aksesuarlardan biri. Ve onu takabilmek için gözlerini mi bozmaya çalıştın? Küçükken öyle bozmaya çalıştım. Yani ben ayıp olmasın diye, çocuk sevinsin diye 0.25 verdiler ama sevdiğim bir aksesuar. Çok çok güzel. Yakışmış yani. Harikulade. Ne var ne yok, nasılsın, keyifler nasıl? Yoğun. Evet, yoğun. Anlayamadım yani yazı koşturmaktan. Değil mi? Evet. Çünkü 20 Ağustos'ta Açık Ova'da konser vereceksin. Evet. Şimdi onu konuşacağız bolca. Ama şimdi müzik demişken hemen şeyden başlamak istiyorum.
Şimdi konser vereceksin. Belki de şimdi konserine nasıl hazırlanıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neler söyleyeceksin, repertuarda neler olacak onu bolca konuşacağız. Hı hı. Ama mesela yanlış bir şey yapmaktan, eleştirilmekten, hata yapmaktan sahnede korkar mısın, çekinir misin? Bunların hepsini yaptım. Başıma her şey geldi diyorsun. Yani şu anda her geçen gün aslında kendimi biraz daha sahneye ait hissetmemin sebebi bütün bu hataları, bütün bu yanlışları yapmış olmam. Yani insan hata yapmaktan korkmamalı. Organik yaratıklarız ya, insanım neticede, öyle mükemmeliyetçi de değilim. Tam tersi, insanların defolarını daha unik, daha biricik buluyorum. Yani kendilerine ait buluyorum yani. Defoları severim. Peki nedir eski defoların, hatırladığın var mı şimdi? Mesela sahnede sözü unutmak. Oo, çok oldu. Unutup diye yuvarladığım zamanlar oldu. Ama şöyle bir şey, yani bunlardan da korkmadığım ve kaçmadığım için canlı yayın yapıyorduk mesela biz, TRT'de bir program yapıyorduk. Bir şarkının, bir türkünün provasını çok kısa geçtik ve hani tam anlaşamadık bağlamacı arkadaşımla. Ve ben yanlış girdim türküye. Yanlış girdim ve yanlış devam ettim. Bir dakika dedim, ya usta çok özür dilerim, bu türkü böyle söylenmez. Baştan alabilir miyiz dedim. Baştan aldık ve doğru söyledim. Aynen. Yani hani bunlar çok insani. Bence anı da gerçek hale dönüştüren şeyler. %100 katılıyorum. Geçen akşam, iki akşam önce MFÖ'yü izledim açık havada işte. Senin 20'sinde çıkacağın. Ve şimdi bayılıyorum tabii onlara. Şimdi aralarında böyle bazen tartışıyorlar, şey oluyor. Biri sözü unutuyor, biri giriyor, biri tekrar söylüyor falan. Bazen bu şeyler de oldu mesela şey sırasında, konser sırasında. Ama o kadar doğal ki. Onlar üç kişiler bir de. Bir de onlar üç kişiler, düşün. Ya Özkan diyor, ne yapıyorsun falan diyor masa mesela, fırça atıyor masa abi. Fuat oradan başka bir şey söylüyor falan. Ama bunları bunlar eğlenmek için iyi bir fırsatlar yani. Kesinlikle. Hayat o kadar ciddi bir şey olamaz, olmamalı zaten. Aynen, sahne de öyle. Şimdi canlı yayındayız. Ha, burada da hata olabilir. Sahnede de olabilir, sözü unutabilirsin, yanlış yerden girebilir, çıkabilir falan, bunlar olabilecek şeyler. Peki şimdi mesela olabilecek şeyler ama bugün senin kelebekte bir manşetin var. İsterse yatarak söylerdi, işte ekrana da geldi. Hay bunu söylediğim mesele Sıla'nın konseri. Çünkü Sıla önceki gün Bodrum'daydı ve Bodrum'da oturarak şarkı söylediği için eleştirildi. Bak, benim bir de resmimi koymuşlar yatarak. Evet. Yani çok... Aynen yatarak. Ben hala bu tuzaklara düşüyorum galiba. Evet, yapacak bir şey yok. Ve yatmış. Böyle mi koşabileceksin yoksa? Şimdi ben bunu da hay Allah. Sabah kelebekte görünce yatarak söyleyecek herhalde açık hava konseri diye düşündüm. Yani ben şeyi anlayamıyorum. Yani sahne, az önce söylediğim gibi her geçen gün, her yeni performanstan sonra kendimi daha da ait hissediyorum, sahneye diyorum. Yani sahne sanatçının alanı, hı hı, kendini ifade etme alanı. Orada nasıl ifade ediyorsa sanatçının sanatçının bu özgürlüğüne de saygı duymak lazım. Yani oturarak, bir de duyduğum kadarıyla, hikayeyi bilmiyorum ama şimdi ukalalık da etmeyeyim, yani duyduğum kadarıyla. İşte şu bak, görüntüler bunlar ha. Bunda. İşte görüntüler Sıla'nın. Bodrum konserinden bu, Antik Tiyatro'daki konserinden. Var mı sesi de açın arkadaşlar? Bir dinleyelim. Sence bu sıra? Seni kovdum. Burada da seyircinin gittiği anlar işte yani. Tabii ki bazı şeyler de diyor ki ya çok sıcaktı, o yüzden terk eden seyirciler oldu. Ya ben onu bilemem. Evet. Onu bilemem ama eğer bu uydurma bir şey değilse, yani sahnede oturuyor diye kalktık falan, bu çok saçma bir haber ha. Uydurma yani. Bir haberse de çok saçma bir haber bence. Yani zannetmiyorum öyle bir şey olsun ya. Sıla çok sevilen bir sanatçı ve hani onun izleyicisinin ben o oturuyor diye kalkacağını düşünmüyorum. Yani bu gerçek dışı geldi açıkçası. Bak, evet. İstersen hakikaten insan yatarak da söyler. O bir şeydir, kurgudur, sahne performansıdır. Yani işte tabii dişini karıştırarak söylemez tabii ki. Ya da işte ne bileyim hani ne bileyim yani geç çıkmak. Ondan sonra şarkıyı işte insanları bekletmek, sahneyi terk etmek durup dururken. Anladım. İşte oradan bağırıp çağırıp insanlara sataşmak. Bunlardır saygısızlıktır sahne. Yani bir de konseptler olabilir değil mi? Şimdi Sıla'nın zaten hani tarzı, şarkı söyleme sahnesi yıllardır bildiğimiz, kimi zaman oturarak söyledi, kimi zaman ayakta söyledi, yatarak söyledim bilmiyorum ama yatarak Ajda Pekkan söylemişti galiba. Ya her şeyi de yapabilir bu arada. Yapılar. İnsanlar yurt dışında neler yapıyorlar. Ben yine de diyorum yani bu haberi çok gerçekçi de
bulamadım açıkçası. Ama yani istiyorsun. Belki başka bir sebepten olabilir. Peki sen nasıl söyleyeceksin şimdi 20 Ağustos'ta açık havada? Amuda kalkarak demiş. Ya 20 Ağustos tabii Harbiye çok büyülü bir mekan. Konser her seferinde heyecanlanıyor musunuz böyle? Heyecanlanıyoruz tabii. Bak şimdi düşününce yine geçen gün repertuar konuşuyoruz. Şimdi şöyle çıkıyorsun? Yaparız, şuradan mı girsek, buradan mı çıksak filan derken böyle bir ay bir dakika dur heyecanlandım, kalbim çarptı dedim. O sahneye çıkış anı, ya bir yandan da ben bu heyecanlanmayı çok sevmiyorum. Yani hem güzel o heyecan ama bir yandan da elim ayağım titriyor, sesimi bazen kontrol edemiyorum. Tam tersi orada biraz daha akmak istiyorum yani. Ama çok kısa bir süre sonra aslında hemen orada bir bütünleşme oluyor. Seyirciyle temas başladığı andan itibaren, birlikte şarkı söylemeye başladığımız andan itibaren bambaşka bir ambiyans, bambaşka bir duygu alışverişi oluyor. Kaçıncı kez çıkacaksın açık havaya? Kaç konserde? Yani çok. Solo performans olarak 3. Ama işte Karadeniz konseri oldu, onda çıktım. Evet, onlar başka da çıktı. Sahne. Evet. Belki de 4. Çünkü Kurtalan Ekspres'te de bir şey yaptık. Hani Masal dedi ki ya 70 yaşına geldik dedi. Yıllardır konser veriyoruz dedi. Ama dedi, bu açık havaya çıkınca nedir buranın büyüsü anlamıyorum ama biz bile heyecanlanıyoruz artık dedi. Bu kadar konser verdik bilmem ne artık bu yaşa geldik diye. Açık havanın gerçekten öyle bir etkisi var herhalde. Var tabii yani ortam çok büyülü. Böyle antik tiyatro formunda herkesle göz göze bakabiliyorsun. Orası gerçekten böyle bir nasıl diyeyim yani müthiş bir ana hazırlık aslında yani. Evet. Çünkü ben bazı konserler, bak mesela Büyükçekmece'de çok güzel bir konser vermiştim. Sahneye çıktığım anda insanların coşkusundan ağlamaya başladım. Yani o enerjinin açısından dolayı mıdır nedir? Öyle bir akış başlıyor ki Beylikdüzü konseri mesela. Evet. Zaten Ekrem Başkan orayı mükemmel bir hale getirmişti ve gerçekten Beylikdüzü'nde de çok şahane konserler verdik. Yani öyle kalabalıklara konser vermek, hele bir de kriterleri yüksek insanlara kendi beğendirme duygusu belki de insanı heyecanlandırıyor. Ama açık hava biraz değişmedi mi son yıllarda? Şimdi herkes çıkıyor, herkes açık havada. Eskiden çünkü açık hava konseri dediğimiz yer ve açık hava dediğimiz yer hani çıkabilmek de, doldurabilmek de büyük bir başarı ve prestijdi. Şimdi bakıyorum önümüzdeki yıl için bana teklif geldi açık havada. Sen de mi konser vereceksin? Ben de konser vereceğim. Yani şimdi ben kaldım konser vermeye. Ne diyorsun? Çünkü davetli davetiyeler deniyor, davetli seyirci deniyor, otobüslerle gelen seyirci deniyor. Bu biraz açık havanın ambiyansını bozdu mu? Ya da böyle şeyler oluyor mu açık havada? Haberin var mı senin? Yani oluyor olabilir ama yani ne bileyim ben çok da uzaktan yani yargılayıcı olmak istemiyorum açıkçası. Yani ben kendi konserimle ilgileniyorum. Benim de davetlilerim olacak. Doldurabilirsem mutlu olacağım. Ama davetini tabii canım şimdi beni de davet edersin ben de gelirim. Zaten davet edeceğim ve gelmezsen olmaz. Bu kadar konuştuktan sonra. Ama ondan bahsetmiyorum. Otobüslerle gelinen ve hani o çünkü full dolduğunda 5000 kişinin üzerinde seyirci alan bir yer. Sen davet edeceğin 20-30 kişiden bahsetmiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bu gerçeği insanın kendisinin biliyor olması aslında. Evet. Yani çok belirleyici. Yani ben 3 kişi gelirse 3 kişi için şarkı söyleyeceğim. 5000 kişi gelirse 5000 kişi için şarkı söyleyeceğim. Yani eğer amaç gerçek anlamda şarkı söylemek, o sanatı tezahür ettirmek, insanlarla bir ilişki, gerçek ve samimi bir ilişki kurmaksa 3 kişi gelirse 3 kişi için şarkı söyleyeceğiz. Ama amaç şov yapmaksa, amaç gösterişse, amaç birilerine bir şey ispat etmekse tabii ki bu yollara başvuranlar da olabilir. Yani bu Harbiye'nin büyülü bir ortam olduğunu değiştirmez. Değiştirmez. Herkes için kendine has bir karşılığı var Harbiye'nin. Benim için öyle yani. Zaten seyirci dolduranı da biliyor, doldurmayanı da biliyor. Her şey iyi performansı da biliyor, zayıf performansı da biliyor, hak edeni de biliyor, hak etmeyeni de biliyor. Peki provadan yani gördüğün... Yani bu gerçeği insanın kendi içinde biliyor olması evet, aslında enerjisi, yeterli. Enerjisi o zaten bence. Evet yani işte ne diyeyim. Anladığım kadarıyla yine bir tabii ki Karadeniz repertuar nelerden oluşuyor. Yine bir Anadolu turuna çıkaracaksın galiba bizi. Önceki toprak kokusu konseptlerine göre bu daha bir neşesi yüksek bir konser olacak aslında. Toprak kokusunda çünkü Azerice, Kürtçe, Çerkezce, Lazca, Ermenice, Zazaca, Ermenice tabii. Aynen. Ve memleketin farklı yörelerinden türküler söylemiştik ve farklı tarzlardı. Yani orada tango,
Alaturka, arabesk, pop, işte efendime söyleyeyim müzikal şarkısı, ilahiler bilmem. Ya orası çok zengindi aslında. Müzikal olarak çok güçlüydü. Şimdi biz soğuk ve yoğun ve ağır bir kıştan çıktık ya. Şu yazın tadını biraz neşelenerek ve üzerimizdeki o ataleti atarak yaşayalım istedim bu konserde. Enerjisi, coşkusu, eğlencesi daha yüksek bir performans olacak. Ama yine de tabii ki mesela benim vazgeçilmezlerimden mesela Evvelim Sen Oldun olacak. Evet. Ondan sonra hani bazı uzun havalar. Neşet Baba'ya selam yollayacağız. Kazım'cığıma selam sen. Yollayacağız. Aşk her mesele... konserinde yolluyorsun tabii ki Kazım. O benim vefa borcum. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Bir kere Karadeniz algısını başlı başına öncelikle Kazım değiştirdi. Onun doğru. Öncesinde daha... Hayata daha sert cümleler de kurmak istemiyorum. Başım belaya girmesin ama daha faşizan bakış açısı dayanamadım çünkü evet. Söyledim. Faşizan bakış açısıyla bakan sanatçılar daha fazla biliniyordu ya da daha otantik kalıyordu. Yani bu versiyonda var. Yani daha otantik de kalıyordu, daha az biliniyordu. Başka türlü algılanıyordu Karadeniz. Bir anda Kazım genç bir enerji getirdi Karadeniz algısına ve onun yaptığı müzik Gülbeyaz dizisi. Gülbeyaz dizisi de siz beraber. Tabii bizim ya 2002 üstünden de 17 sene geçmiş Allah'ım yaşla. Gülbeyaz dizisi ve Kazım'ın müzikleri Türkiye'de Karadeniz algısını değiştirdi. Kesinlikle. O olmasaydı ben bu türküleri, bu şarkıları keşfedemeyecektim. Çünkü değil öyle mi? Bir ilgim yoktu benim. Evet. Ben Karadenizli değilim. Ama ondan sonra ve Gülbeyaz'dan sonra Karadeniz, bendeki Karadeniz algısı da o kadar değişti ki. Şimdi ben bir Karadeniz'le yan yana geleyim hemen benim şivem değişiyor. Sanki Karadenizliymiş gibi. Çünkü müthiş bir ritmi ve müziği var şivenin. Evet. Müzikleri de inanılmaz böyle yerinde durduramayan. Bu konserde biraz Karadeniz'e torpil geçeceğim ister yani istemez. Yani o olmasa... Sen neredesin peki Aslan? Ben Çorbalıyım. Ne? Ya bunu herkese bu şekilde söylüyorum. Ya çorba gibiyim diyorum. Çorba diye bir yer yok tabii. Çünkü şöyle... Anadolu'lu olup da Safkan olmak aslında imkansız. Yani burası Mezopotamya, burası Anadolu. Evet. Biz oradan gelmişiz, buradan gelmişiz. Yani bende Balkan var... İşte Orta Doğu var, Karadeniz'in bir Pontus döneminden kalma bir kökü var. Malatya'dan Ermeni kökeninden kalan bir kök var. Ama işte bir Orta Asya'dan ya Türk var, bir Kürt var, tam Balkan Anadolu, var. Tam şimdi Anadolu ben var. Nereliyim diyeceğim. Çorbalı yani, diyorsun. Ne Çorbalı diyorum ve Anadolu'luyum diyorum aslında. Evet. Ben zaten hani böyle kan peşinde asla değilim. Kafatası peşinde de değilim. Değil, evet. Benim için bu... Şöyle çok artı, çok büyük bir avantaj. Ben bu toprakların her sesine, her müziğine, kültürel olarak her unsuruna çok büyük bir aşk duyuyorum. Yani buradan gitmek aklıma çok gelmiyor. Çünkü buradan kopabileceğimi düşünmüyorum. Yani ikliminden ağacına, suyundan toprağına, müziğinden, tarihine, masallarından, tarihi kimliklerine kadar her şeyine çok büyük hayranlık duyuyorum. Evet. O yüzden işte... İçimde bir infial oluyor Kaz Dağları'nda ağaçları aynen, kestiklerinde. Onu soracaktım. Çünkü programın başında sanatçıların paylaşımlarını aktardım Kaz Dağları ile ilgili. Orada bak çok önemli bir şeyi daha hatırlatayım. Bu sadece Kaz Dağı'nda değil yakın zamanda Kütahya'daki Murat Dağı'na da el atacaklar. Ben buradan söylemiş olayım öyle da mi? Herkes hazırlıklı olsun. Çünkü ağacımıza, toprağımıza, suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Yani çocuklarımıza ne bırakacağız? Biz bu doğadan aldık. Alacaklarımızı alıyoruz hala hiç bitmeyen bir alma halindeyiz ama biz ona o saygıyı göstermek zorundayız. Bak bal o kadar enteresan bir şeydir ki balı alırsın kendine biraz hani peteğinden bir kısmını araya bırakmak zorundasın. O tekrar o ballan yeni bal üretecek. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani doğayla olan ilişki böyle olmazsa. Bir tane video var Julia Roberts'ın seslendirdiği Ben Doğayım diye. Onu izlesinler ve doğa çok güçlü. Biz yok olacağız. Doğa kendini yeniler. Evet. Yani bu kadar almaya hakkımız yok. Ona saygı göstermezsek işte hastalıklar bilmem neler yani işte oksijen bitiyor. Yani siyanürle altın aramak ne demek? Yabancı bir şirketin de yani evet, Kanada'da bir bakıyorsun şirketin. Kanada yemyeşil. Dünyanın aynen, en güzel tabii. Tabiatlarından biri. Git kendi ülkende ara değil mi? Yani hayır git bence. Orada da ara bence de onda. Bence insanların. Öyle bir sınır da çizmemek gerekiyor. Çünkü dünya dediğin şey hep mizahit. Kanadalıya tek ait bir gezegen sanırım. Var. Aynen. Kavanozun içinde gibiyiz. Evet. Yani bak inan ki
3000 rakıma çıktığın zaman oksijen yok yani. Evet. Bırak onu. Şu kadarcık bir yerdeyiz. Tek bir gezegen var ve daha ispat edilmedi. Evet, arıyorlar uzayda yeni yaşamlar ama daha ispat edilmiş değil yani. Şuraya iyi bakmak zorundayız. Bütün tuzaklarını çözmüş, sistemin nasıl işlediğini anlamış, ne olması gerektiğinin farkına varmış. Belki de görevini tamamladığı için erken mi gitti bilmiyorum. Allah rahmet eylesin diyelim. Peki şimdi konsere hazırlık devam ediyor. Tabii bir taraftan da dizi var. Üçüncü sezona başlayacak Yasak Elma. Mesela sen nasıl daha kendini nerede daha mutlu ve keyifli hissediyorsun Şevval? Ya ayırt edemiyorum Cengiz. Çünkü oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Mesela eskiden dizi setleri çok ağır koşullar içeriyordu. Mesela benim 86 saat hiç durmadan çalıştığım rekorum var. 72 saat, 50 saatler filan. Şimdi tabii ki bu açıdan Fatih bu anlamda öncüdür, Fatih Aksoy. Medyapım 5 gün 12 saat kuralı koyduğu için. Çok iyi. Yani mesela birileri yoruluyor. Oo diyorum, siz hemen yoruluyorsunuz, bitiyorsunuz. Halbuki biz neler gördük. O dönemde bir 8 sene ara verdim ben. Dedim yapamayacağım yani, gücüm yok. Yüzümü koyuyorum, yüzüm başladığım gibi bitmiyor yani. Hani darman duman oldum. Biraz ara verdim. 8 sene de çok uzun ama. Fakat ben 8 senede 8 albüm yaptım bu arada. Aynen işte, doğru, evet, doğru müzik. Ben biraz kurtlu olduğum için boş durmadım. Fakat tabii çok özledim oyunculuğu. Oyunculuk da başka bir konsantrasyon, başka bir terapi gibi. Hı-hı. Böyle kendi içine döndüğün zaman ki hayat yolculuğuna yani kendi tekamülünü, kendi iç dünyasını hedef olarak koymuş insanlar için bence bunlar çok şahane fırsatlar. Kendini insan malzemesini çözmek için. İçine dönüyorsun ve karanlık dehlizlerinde bir sürü şey keşfediyorsun. Karakter analizi, psikanaliz gibi aynı zamanda ve onu hayata geçirirken de o performans esnasında müthiş bir meditatif bir etkisi oluyor yani. Doğru. Müthiş bir terapi oluyor aynı zamanda. Kendini iyileştirme fırsatı da buluyorsun. Hı-hı. O yüzden hani onu ayıramam ama öbürü de interaktif, sahnede karşı karşıyasın, göz göze müthiş bir sevgi alışverişi var. Müthiş bir enerji akışına kanallık ediyorsun, hani böyle bir bedeninden geçiriyorsun o müziği. Nasıl ayıramadım her. Peki, dün gece rüyamda, onu da söyleyeyim. Dün gece rüyamda da resim yapıyordum ve resim yapmayı çok özlediğimi fark ettim, evet. Başla o zaman ya da. Sanat iyileştirici, sanat dönüştürücü, şifalandırıcı. Çok şanslı hissediyorum. Peki bizim bu televizyon dizileri seyirciyi böyle bir sersemletici hali olduğunu düşünmüyor musun? Hangi açıdan? İşte bağlanıp 2 saat izleme açısından. Ne 2 saat, 3 saat falan filan böyle. Sadece seyirciyi böyle. Çünkü senin 15 yıl falan kadar bir televizyon olmadığı dönemin var. Hala yok televizyonum. Bak, ama. İşte. Yalnız burada kendini koruyup seyirciyi belki ateşe atıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu bu. Ya bunu snobe etmenin bir manası yok. Ben televizyona iş yapıyorum ve orada iyi bir şey yapmam için benim kaynaklarımın skalasını genişletmem lazım. Yani televizyona gerçekten vaktim yok. Benim zaten aktif olarak hayatın içinde başka yerlerde de var olmam lazım kendimi zenginleştirmem için. Çünkü televizyonla insanların evine zorla giriyorsun ve bu bir sorumluluk aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Yani yaptığın şeyi iyi yapman, kendini zenginleştirmen, burada konuşurken ki cümlelerini yani ben şu anda Türkiye'deki yani cümlelerini özenle seçmen için kendini zenginleştirmen lazım. Cümlemi tamamlayayım diye söyledim. Türkiye'de ekonomik olarak gerçekten yani biz kendi etrafımızdan ibaret görmemeliyiz. Ekonomik olarak o kadar zor durumda olan insanlar var ki tek eğlenceleri. Evet, televizyon. Ve çok ağır işlerde çalışan işçiler var. Yani insanlar bütün gün atıyorum fabrikada dan metal sesiyle. Yani o çoluğunu çocuğunu okutmak ve evine ekmek götürmek için o seslerle mücadele etmek zorunda. Trafikte, işte kaosun içinde, plazada, orada burada. Sonra evine gidip böyle gerçekten kafayı boşaltmaya ihtiyacı olan insanlar var. İhtiyacı oluyor. Yani bu bir hizmet. Senin evinde hala televizyon yok mu? Benim evimde ya bir kere televizyon almıştım. O da bozuldu, onu da attık. Ya inan ki vaktim kaç yok. Şöyle söyleyeyim bak. Bugün de kahvaltı etmeden geldim. Dün kahvaltı etmeye hiç fırsatım olmadı. Evet. O kadar koştururken. Doğru. Benim televizyona ayırabilecek vaktim belki de olmadığı için. Yani insanların daha sistemli hayatları var. Sabah 9, akşam 5 çalışan insanlar için akşam birlikte yemek yiyip televizyon seyretmek bir aktivite. Evet. Ama bizde bayram yok, seyran yok, gece yok, gündüz yok. Ne zaman başlıyorsunuz 3. sezona Yasak Elma'da?
Eylül'ün başında yayın. Yayın demek ki. Ağustos sonu sonuna doğru. Başlar. 15-20'sine doğru başlarsınız. Evet. En son benim kafaya bir şey vurdular, ben denize düştüm. Ne olacak peki? Bilmem. Yani ben sonra de bilmiyorum. Gelmedi daha. Ay fırsat bu fırsat beni gönderirlermiş. Nasıl olsa öldü diye. Yok şaka bir yana yani bu karakter de beni çok zenginleştiren evet bir karakter oldu. Çünkü Charles bu köşe tam bir şey yapan ne o? Entrikacı. Entrikalar yani kötü denebilecek. Evet. Ama mesela dünyada hayatta mutlak iyi, mutlak kötü diye bir şey yok. Hepimiz çok böyle kompleks varlıklarız. Yani hani zaten bütün mesele o dualitedeki insan olma hedefine kilitlenmek evet aslında. O arada da bütün iyilere bakacaksın, kötülere bakacaksın. İnsan olmanın yolu doğru nereden geçiyorsa. Peki geçen sene tam bu zamanlar sizin setle ilgili tabii çok büyük tartışmalar yaşıyorduk. Sizin sette yaşanan işte Talat Bulut'un başına gelen hadise. Sonra sizin oyuncular, kadın oyuncular olarak. Şimdi bu meseleyle ilgili çok fazla dediklemek istemiyorum. Çünkü hem Talat Bulut'la devam eden bir davanız var. Hem de bana da açtığı bir dava var. Hatta benden 10 bin lira falan kazanmış, bir üst mahkemeye falan gitti mesele. Bilmiyorum. Talat Bulut'u da çağırdım bu arada. Sonuçta evet bunlar yaşanmış olabilir. Kendisini anlatmak istiyorsa her zaman da gelebilir tabii ki. Şimdi şunu söylemek istiyorum kısaca seninle ilgili tarafı. Sette mesela bunlar yaşandıktan sonra ya aynı ortamda nasıl çekimler yapılıyor? Ben gerçekten kamera arkasını meselini merak ediyorum. Büyük bir profesyonellik şak diye profesyonel şevvali mi görüyoruz? Sonra o diğer şevvali dışarıdan bırakıyorsun. Nasıl oluyor bu ilişki? Profesyonelce işimizi yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani evet, herkesi sevmek zorunda değilsin. Herkesle mutlu olmak zorunda değilsin. Normal hayatta da öyle. Yani işin bir plaza burada herkes birbirini çok seviyor olduğunu zannetmiyorum yani. Evet. Ama bir arada çalışmak başka bir sorun. Demin gördüm, ben bağırmıyordum. Yok ama seni çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Görüyorum gözlerinden. Evet. Daha önce böyle bir gergin bir setin falan filan var mıydı? Yok hiç. Hiç yani, yoktu. Yok biz işimizi çok seviyoruz. Ekip çok şahane. Yani bir sürü insan ekmek yiyor burada. Evet. Herkes rolünü yapıyor. Yani bilmiyorum çok çok güzel bir setimiz var. Biz set dışında da görüşüyoruz. Tatillere gidiyoruz beraber. Hı-hı. İşte ne bileyim yemekler yiyoruz, partiler yapıyoruz. Hani evet, beraber işte vakit geçiriyoruz, birbirimiz evinde kalıyoruz falan. Hani hı-hı, çok şahane bir ekibimiz var. Yani İyi, hani ne bileyim. Güzel. Peki dava devam ediyor değil mi? Yanlış bir bilgi vermedim. Galiba evet ya, ben çok takip etmiyorum ama. Tamam. O yüzden çok didiklemeyeceğim bu yok, meseleyi. Yok zaten ben bu konunun odağından evet, çok çıktı yani. Hani zaten hiç konuşmuyorum. Evet. Yani, peki 3. sezon bölümü sezonu dizinin başlayacak Eylül ayında diyelim. Buna noktayı koyalım ve anneliğe gelelim. Şimdi mesela 19 yaşından beri falan sen hayatımızdasın Şevval. Değil mi? Vah vah çok üzüldüm. Hayır çok mutlu oldum. Çünkü Metin'le evlilik var. O dönem işte çok popüler bir oyuncu. Onun sevgilisi, eşi, sonra çocuk var, müzik var, oyunculuk var falan. Annem var zaten. Annen var tabii ki en başta. Leman Hanım'a da buradan çok sevgiler, saygılar. Leman ne? dolayısıyla şimdi 19 yaşından beri hepsi var dediğim gibi. O kariyeri yönetmek zor mu, yorucu mu? Nasıl dönüp baktığında nasıl değerlendiriyorsun? Ay Taro'ya bak. Aynen bak Taro. Oğlu aynen Tarık. Ay. Bu da kız arkadaşı. Evet, evet. Teknoşum benim. Neydi kızın? Defne. Defne. Çok tatlılar. 22 yaşında değil mi Tarık? Taro 22 yaşında. Taro. Vallahi Metin'e çok benziyor. Yok canım bu benzemek denemez artık. Bu bayağı fotokopi gibi. Vallahi ya. Metin de benim çok sevdiğim bir isim tabii Metin Tekin. Evet. Bütün Türkiye'nin de sevdiği bir isim tabii. Evet. Peki benziyor. Babası gibi yakışıklı olmuş, annesi gibi güzel olmuş ve belli de oluyor arkadaşlar. Canım benim. Evet. Yani kariyer benim için, ya benim hayatımda açıkçası yani itiraf edeyim, kavramlar veya konu başlıkları böyle tezahür etmedi. Yani kariyer yönetimi falan. Hmm. Böyle bir şey olmadı benim hayatımda. Ben hayatta bir akmaya başladı. Akışına bıraktın yani. Ve dedim ki bir şeyler oluyor benim hayatımda. Ve topa ben, gelişine vurdun. Ha yani yani bazı şeyleri bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Bazı şeyleri yani ne yaparsan yap olması gerektiği gibi hı-hı akıyor. Yani bunlara çok kafa patlatmadım. Hep kendimle meşguldüm. Yani o yüzden mesela dışarıdan çok eleştiri gelse, işte ne bileyim aşırı iltifat gelse bunların hiçbiri de beni çok etkilemez. Yani işte ne biçim müzik yapmış berbat, işte bu kadar çok farklı ha tarzda şarkı söylemek, bu kızın kafası mı karışık, ne iddiası falan. Öyle bir şey değil. Ben müzikle hayatı keşfettiğimi fark ettim ve
oradan oraya, oradan oraya giderken yani gezgin gibi yani. Hani sadece ben Türkiye'liyim falan deyip böyle buraya kazığı çakmadım. Gidiyorum oraya geziyorum, buraya gitmek istiyorum. Ha. Asya'ya gitmek istiyorum, Latin Amerika'ya gitmek istiyorum. Kuzey'e ya da Güney Afrika'ya gitmek isterim belki. Hani burada bu gezegen aynı zamanda o kadar renkli ki. Yani her şey ilgimi çekiyor. Dolayısıyla o ilgimi çeken şeyin peşinden bir keşif yolculuğu mahiyetinde gidiyorum. Dolayısıyla hani kariyer yönetimi, onun için dedim sahnede hata yapmak da oldu. Cümlelerimi yanlış kurduğum da oldu. Lemansa'nın kızı olmak sana artı dezavantaj ve avantajları ne oldu? Lemansa'nın kızı olmanın dezavantajlarını daha fazla yaşadım. Ama Lemanne'nin kızı olmanın çok büyük avantajını yaşadım. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi baştan hemen size bir ünlünün kızı. Ben tabii 15 yaşında liseler arası müzik yarışmasına girdim. Çocuğun bir tanesi geldi dedi ki senin neden yani senin birinci olacağını biz biliyorduk. Çünkü Lemansa'nın kızısın dedi. Ben 33 yaşına kadar şarkı söyleyemedim mesela. Yani şimdi böyle dezavantajı var. Evet. Yani bilinçaltımda hep o Lemansa'nın kızı olarak mı algılanacağım vardı. Sonra oyunculukla başlamak tabii benim için çok büyük avantajı oldu. Şeva yıllar önceydi. Lemansa'm, sen ve Şehnaz'la üçünüzü bir sahnede Bostancı'da falan izledim galiba. Yok, Kuruçeşme Arena'da. Kuruçeşme Arena mı? Yani çok ama çok uzun zaman oldu. Oldu bayağı. Ve bu ailedeki herkes mi çok iyi sesi olur falan diye de bir yazı yazdım hatırlıyorum. Ya hepsinin benden daha iyi yani öyle söyleyeyim. Nasıl desem ben annemin söylediklerine eski albümlerine falan bakıyorum. İnanamıyorum yani nasıl bir gırtlak. Evet. Babam da benim çok iyi bir şarkıcıdır. Yani inanılmaz bir ciğer kapasitesi. Şehnaz ne yapıyor? Görüşüyor. Onun da mesela inanılmaz bir rock altyapısı vardır ve inanılmaz bir sesi vardır. Evet. Yani ailede herkes bence benden çok daha iyi. Ve ailede aslında herkes daha batı odaklıdır. Aha. Ben biraz daha etnik. Fakat biz annemle oturduğumuz zaman Alaturkalar, Türküler falan söyleriz. Onun öyle bir kanalı sürpriz da var. Sürpriz olacak mı 20 Ağustos'ta Leman Hanım falan? Bilmiyorum ki vallahi gelir mi gelmez mi. O ilk konserime gelmişti. Hatta sahneye davet etmiştim. Sonra onu duydum ki unutmuşsun klibinde bir yere de koydum o bir hatıra olsun diye. Şunu söyleyeceğim onunla ilgili. Hani Lemanne'nin kızı olmanın avantajını yaşadım dediğim şey şu. Annem çok özel bir ruh gerçekten. Sezgisel olarak da çok yüksek ve bir yandan da çok demokratik bir anne oldu. Hep bizi özgür bıraktı kararlarımızda. Bu ne demek oldu? Bizim kendi parmak izlerimizi keşfetmemize sebep oldu. Yani herkes biricik olabilir. Kimsenin çocuğu olmasına gerek yok. Parmak izi biriciktir. 7 milyar insan varsa 7 milyar parmak izi var. Buradan yola çıkarak biz kendi parmak izimize ve bize ait olan o biricik şeyi, unsuru keşfetme şansımız oldu. Sen tarayı aynısını yaptın mı? Ben de aynısını yapıyorum. Evet. Çünkü benim zaten öğrendiğim o, aktardığım da o. İnsan bildiğini aktarır. Taro da oyuncu olacak herhalde. Vallahi gidiyor mu o Taro yönde? Yani Oxford School of Drama'yı kazandı. Gitti. Ya oyunculuğa çok aşık ve bu anlamda okulun ötesinde bir donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü deli gibi okuyor ve araştırıyor, izliyor, değerlendiriyor. İnanılmaz bir şekilde o tarafları bana benziyor aslında şey olarak. Yani psikanalizle ilgilenmesi. Fakat bu arada yönetmenliğe bir merak saldı. Bu arada Türkiye'de ama tekrar bir yurt dışına gitme ihtimali. Gitme ihtimali var. Baba gibi futbolculuğu değil ama annenin izni. Valla dedim aileye bir tane efsane yeter. Aynen. Metin biliyorsun 100 yılın 11'inde olan kesinlikle efsane bir futbolcu kesinlikle yani. Ve mesela senin bakış açın, dünyaya bakışın falan filan duruşunla ilgili. Ben hep mesela hiçbir zaman seni futbolcu eşiymiş gibi. Çünkü onlar böyle modeller falan filan şeyler olur ya. Futbolcu eşi diye bir şey mi var? Ama var ya, dünyada da var. İşte ne bileyim şey oluyor. Adriana Lima model oluyor bilmem ne. Ya senin... Ya böyle hani genelde sanat ve spor birbirine hep yakın temastadır. Yani seçimler işte erkeğin arkaik seçimleri, güzellik, kadınların arkaik seçimleri güç ve bilmem ne filandır yani. Evet, doğru. Belki onlardan dolayı bir içgüdüsel olarak yakın iki sektör olabilir. Olabilir ama yani bilmiyorum. Benim çocuklukta büyük hayranlık duyduğum bir futbolcuydu. Ama dediğim gibi az önce söyledim ya, kadersel bir akış olduğu zaman onun önüne geçemiyorsun. Yani Taro'nun geleceği, doğacağı varmış. Yani
Ve gerçekten belki de iyi ki Metin'in oğlu olmuş. Evet, kesinlikle. Yani Metin de çok fevkalade bir baba. Kesinlikle. Devlendi, çok tatlı, harika aynen. bir oğlu var, çok şahane bir eşi var. Ne hani güzel. Senin hayatında biri var mı? Bu benim hayatımda da var tabii. Ne Sarp'la güzel. 11 yıldır. O devam ediyor değil mi Sarp'la? Evet, harika evet, devam ediyor. Sarp madem biliyor musun? Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şevval Sam. Ben teşekkür ederim. Geldin harikulade. Sohbetinde renk kattın programımıza. 20 Ağustos'ta Açık Hava'da izleyeceğiz seni. Aynen. Peki yarın yine saat 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.